Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Zan. Zan'ı 11.03.2016'da başlanmış. Kaç ay etmiştir? Hadi bakalım kim hesap edecek? 6 ay. He? 6'ya geçmiş. 6'ya geçmiş mi? Konuşayım nerede? Ha şöyle değil mi? 6 ay oldu değil mi? Şu anda 9 ayda değil miyiz? Evet, 6 ay. Tam 6 ay. Zana çalıştım. Kargası bitti. 287 sayfa tuttu. 287. Kaba inşaat. Yaklaşık olarak 68 sayfa hulasa yapıldı. Bu ders itibariyle en az 30-40 tane 30 rahat ders olur. Fakat umumi aşağıdaki derse bir veya iki tane takdim edeceğim. İki tane takdim edeceğim. O da Ena İnezeni Abdibi yönünü. Cenab-ı Hak hadisi kutsisinde ben kulumun zanına göreyim. Zanı gibiyim. Veya zanı gün gibi. Üzere. Yani onu çeşitli kelime yapısından farklılık yapıyorum. Zanı gibiyim, zanı üzereyim, zana gibi tecelli ediyorum. Tamam anlayış. Demek ki Allah'ın sana muamelesi senin zanına göre oluyor. Bunu ehli dünya biraz anlamış veya dinlerden yapmışlar. Kapmışlar ki bunu diyorlar ona. Kainatta her şey, her yerde var, bağlı, sen düşünerek onu çözüyorsun, demiş. Tamam, ne düşünüyorsunuz, o size geliyor. Yani Allah'ın rububiyetini fark etmişler veya dinlerden almışlar. Nedir o? Neyi düşünüyorsan celbetiyorsun. Hani fiili dua gibi, ağaç dikersen rahmet gelir. Bu zana başlamadan önce, ben ilk önce ilmi kelam alimlerinin ihtimali şeylere ne demişler onu bir altaya çalıştım da ilmi kelam tefsirler, Kur'an ne demiş, Kur'an ve hadisiydi. Hepsi de dahil. Hepsini de iş yaptım. Ne kadar ayet var hepsini kaydettim. 287 sayfa. Yani şu şekilde arkadaşlar bu şekilde kaydedilmiş. Yani bu kadar ince. 287. Tamam. Ayet ve hadis dahi. Şimdi ilmi kelam alimleri demiş ki, ustad diyor ki, vehmine emniyet verme. %1 ihtimal. O sandal meselesinde de söylüyor. Aldatıcı vehmini. Tamam. Vehmin, vehim, ha bir dakika bir şey yapayım. Şöyle yapayım da efendim şöyle diyeyim bak. Diman mertebesini ustadın söylüyorum. Diman. Bu zan nerededir diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Birincisi en aşağısı tahayyül. İkincisi tasavvur. Üçüncüsü taakkul. Üç tasdik. Üç kaçsın? Evet. Ha, tasdikten sonra izan. İltizam. İtikat.
Bu divan mertebesi. Tamam. Şöyle de yazayım. Divan meratipleri. Tamam mı? Şimdi divan 7 mertebesi var. Ezber olmasın zannerde. Bu zan burada. Bir masa çekilecek. Zan tasavvurda. Niye tasavvurda oluyor? Yani çok ihtimaller olduğu için mi tasavvurda? Ha, yani işte şundan. Abim çekil, çabuk gir. Çabuk gir. Abi gel. Çarpmasın. Bundan dolayı. Bunlar tasavvurda olduğu için. Zanın altyapısı bu. Bunlar. Sesleri... Kapatma. Aşağı açma. Aç. Düşüneceğiz. Eğer iman dimağda olsa bir ihtimali kesire, ona oldu hasmi diye ama. Evet. İşte eğer dimanda olsa, ha? Peki çoğu hayatında gaflette oluyor. O zaman imandan çıkmış oluyoruz. Tamam. Şimdi zan tasavvurda olmasının sebebi zanın yapısı bak zan görüyor musun şu zan görmedin. Bu 4 tane sistemin ana bütünlüğüdür. Aynı zamanda kaderin zeminidir zan. Yani eneyine zeni abdi bir kulumun zanına göreyim, sanı üzereyim, sanı gibi tecelli ediyorum. Bu zan, şimdi zan tek bir hakikat değil. 6 ay uğraştım şunu. Yani buna değil, bu çıktı yani. Ben o 287 sayfa yapmıyorum. Size baştan girdiğim için buna gelmesi için en az 60 sayfa yapmak lazımdı şu şekilde. Hani ne bunun emrin ismi nereden geldi? Emri itibari nereden geldi? Bunu tek tek okundu. Sana bir şey soracağım acaba amca. Zannın merkezi orada düşündü ya. He. Şimdi ben kurumun zannı üzereyim. O zaman işte dedim zannın istikametli kısmı daha divan yukarıki mertebelerde olursa o zaman sırat-ı müstakim üzerine mi seni sevk eder Allah? Evet. Sen zanın görevi. He. Çünkü zan diyelim. Zanla göre. He. Zan nedir? Zanı bilmiyoruz. Zanı mı düzelteceğim? Bir şey düzelteceğiz ama tanımıyorum adamı. Yani onu düzeltirsen. Mesela onu devre dişi yapan, suizan yapan, ifrat yapan. Bir de antika bir şey gördüm yani. Mesela her şeyin tefriti, vasatı, ifratı var. Her şeyde. Fakat tek bir şeyde zanın hüsnü zanı içinde suizan şöyle geçeyim. Bak. Tek bunda gördüm. Başka hiçbir yerde görmedim. Şu. Tefrit. Vasat. İfrat. Her şeyde var. Hiçbir şey nikmet değildir. Bir şey ne kadar nimetse o kadar nikmettir. Merak, şehvet, gadab, şöhret, muhabbet, aşk, hepsinin 3 tane modu var. 3 tane modu var. Hepsinin ama. Allah ne verdiyse hepsi nimettir ama eğitilmesi gerekiyor. Eğitilmeyen her his, her duygu, her latife, vahşi bir köpek veya sırtlan gibi kendisini yiyor, adamı yiyor. Kendini yiyor. Hayvanlık mertebesi mi oluyor? Tabii. İnsan kendisini yiyor. Evet. Bitiriyor yani. Hiç şansın yok. Ama o kadar büyük nimet ki seni öteye taşıyor. Taşıyamadığı bir şey seni çökertiyor. Şimdi her şeyde ifrat tefrit gördüm. Zanı bir başka farkını gördüm. İlk defa ömrümde. Bak mesela diyelim ki akıl yapalım. Faruk sen söyle abi. Aklın ifratını söyle abi. Cerbezi. Güzel. Tefritini söyle abi. Hiçbir şey. Hamakat diyor. Gabavet mi? Gabavet. Gaba.
Evet. Bunu söyle abi. Hikmet. Hikmet. Tamam. Bak gördün mü? Böyledir. Bu zan da başka bir şey var. Onun için çok garibime gitti ömrüm. Şimdi zanı yapıyorum bak. Suizan. Zan. Hüsnü zan. Bunun içinde de Hüsnü zan isimler değil mi abi? Evet. Bunun içinde de tefrit, vasat, ifrat mertebesini gördüm. Nasıl mesela diyelim ki. Nasıl tezahür ediyor? Bir yapayım. Şirkin üstü zan ediyor. Üstü zana da ifrat ederse ilah oluyor. Üstü zanın ifratı ilah olur. Aynen o zaman master terak etmiş. Evet mesela. Mesela vahdet-i vücut da buradan bakmış. Mesela nasıl bakmış? Bak. Güneş düşün. Ayna düşün. Ayna. Şimdi o kadar şiddetli zuhurundan ayna ya güneş vurmuş ki ayna gözükmüyor. Tamam mı? Şimdi vahdet-i vücutla tabiat perestleri anlatacağım bu misalle. Ayna gözükmüyor. Orada bir güneş var böyle gözünü kamaştırıyor. Şimdi esbab tabiat perestleri, esbab perestleri dedi ki ne semadaki güneş? Onu gör. Her şey budur ha. Aynayı görmedikleri için aynadaki güneşi güneş zannetmişler. Niçin aynayı görmemişler? Güneşin şiddeti zuhurundan o aynayı blok ettiğinden semadaki o ayna yok. Ayna gözükmüyor. O gözükmüyor. Eğer aynayı görselerdi oradaki güneşi semadaki güneşi den olduğunu anlayacaktı. Onu görmedi. Orayı ayna ile güneşi aynı telakki etti. Hemostur dedi bu. Her şey bu işte. Daha ne arıyorsun lan işte burası? Ha güneş? Ama vahdet-i vücut dedi ki vahdet-i vücut evet odur dedi. O da burada şey yapmış. Ama o semadaki güneşi zannetti. Tabiat terestler semadaki güneşi de inkar etti sırf budur dedi. Vahdet-i vücutçular dedi ki bu güneş tamam mı? Bütün hep bütün güneşler gibidir. Odur. Ehl-i sünnet vel cemaat dedi ki bak diyor o gördüğüm şiddetli güneş aynayı göstermiyor ama burada ayna var. Burada ayna var. Onu ispat etmeye kalkınca otomatik güneş çıktı. Ezost oldu. Hemen ezost. Her şey ondandır. Buradaki aynayı ispat edebilirsen o güneş ortaya çıkar. Edemezsen her şey bu olur. Her şey bu oldu. Şimdi burada da üst bir şeyde sırf zanda gördüm ama gelecekte de başka şeyde de görürüm ama şimdiye kadar zanın şuraya yazayım ki zanın ifrat tefrit vasatı ifratının da ifratı varmış. İfratının da tefriti varmış. Vasatı var. Tek tek söylüyoruz da. Mesela bir tanesi en bariz. Şeyhini mastar telakki eder. Kaynak kabul eder. İlah olur. Ama üstü zan makbuldur. Üstü zanın ifratı ilah olduğu için şeydir. Şimdi ben teknik bilgi şeyim. Ha, zan oraya gireceğim. Zanın altyapısı vahid-i kıyasidir. Sistem. Şimdi nörelerdir. Bu ayrı bir konu. Vahid-i kıyası. Dedim ya onu tek tek okunur. Vahid-i kıyası. Vahid-i kıyası külliyatı çok geçer. İki tane ana yapıyla işliyor. Emrin ismi, emri itibari. Onların da ne olduğunu anlatırmış. Tek kaba taslak anlatacağım. Fakat bu nerededir? Bu tasavvurdadır. Tasavvurdadır. Şekilleri, şekil veriyor. He? Küçük bir şekil veriyor. Evet. Şimdi emrin ismi nedir? Emri nisbi dış dünyadaki hakikat meratipleridir. Mesela
Şu bina büyüktür. Gece kondusu var orada. Aynı o büyük bina dediğin Levent'teki gökdelene göre küçüktür. Dış dünyadaki hakikat meratipleri. Kişiyle alakası yok bunun. Dış dünyadaki esmanın farklılığı, bir de esmanın nihayetsiz meratibinden gözüken cilve cemalindeki sanat bütünlüğü. Emri nisbi. Bizim dünyamızın dışında. Emri itibari var insanda, emri nisbi. O dış dünyayı nasıl alacaksın? Bir de o aldığı, o dış dünya var ya, hakikat meratibisi, esmanın cilve cemalindeki nakış sanatı. Onu içeriye alma tarafımıza emri nisbi denilir. Tamam. Koca emri nisbiyi, şuradaki emri nisbiyi okuyup ben sana fırlasa ediyorum. Yani vahdet-i vücutu biraz önce yaptım. Emri itibari ise dış dünyadan alınan malzemeler, ama doğru ama yanlış, bir sürü malzeme aldım. Onları artı kesiyorsun, biçiyorsun, alttan alıyorsun, kaynak ediyorsun, beyaza boyuyorsun, kırmızıya boyuyorsun. Musaddık görür, musaddık görmez. Tamam mı? İçeride, iç alemde onu yöntemleme, değiştirme, şekillendirme, anlamlandırma, başka bir şey vasıta ve vesile yapma tarafımıza emri itibari denilir. Peki Hasan abi, şimdi emri nisbi dışarı alem baktığını mı söylüyorsunuz? Evet, emri nisbi dış dünyadan alınma özelliğimiz. Peki şey diyor ama usta, o meyalan o tasarruf bir emri nisbidir diyor. Yani meyalan tasarrufun emri nisbi olduğunu söylüyor. Evet, niçin emri nisbidir? Dış dünya insanı çok dayatıyor. İnsandaki meyalan. Tamam mı? Meyalan. İnsan evamir tekniğindendir. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Cilvesidir. Meylan da bunların dışarıdaki vuruşudur. Yukarıdan aşağı iniyorum. Evameli tekviniye. Gir içeriye. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. O meyil, Mustafa, o benimdeki fıtratımdaki meyil nasıl şekillenecek? Nasıl şekillenecek? Dış dünya etkilemeyecek yine mi? Harice göre yani. Ha? Harice göre. Tabi harice göre etkilenecek. Etkilenmeyecek mi? Yani o benim meylim, sen oturdun, ben etkilenmedim. Haram bir şey gördüm, meylim o değişmedi. Ha. Dış dünya tarafımız bu. Etkilenme yönümüz. Bu dış dünyadan alınan o nispi hakikatlar, kıyasla aldın, mutlak alamıyorsun. İçeride onu veya dışarıdan aldığın beyazı siyah yaparsın. Kırmızı yaparsın, kesersin, değiştirirsin, tamam mı? O 530'da sözlerde diyor ki efkarları ve duyguları diyor hariçten diyor hakikatleri getirdikleri zaman diyor içeride musaddık bulamadıkları için ya manasız olur ya sönerler veya vesiyeti mutlaka inkılap eder diyor. Ha, içeride onları evirip devirip çevirmek. Kullanma tarafımıza emri nisbi denir. Tamam? Emri nisbi. İtibar, özür dilerim. İtibar. Şurada, o zaman emri nisbi haristeki daha sabit oluyor sanki. Sabit mi oluyor? Yani dış dünya sabittir ama herkese göre de sabit değildir. Mesela dış dünyada adam ormana, ağaca bakıyor. Sen bakıyorsun bir muallim gibi, Allah'ı tefsir eden bir alim gibi görüyorsun. Ağaçta Allah'ı tefsir ediyor. Adam da tekerist olarak görüyor. Fakat Hasan abi, Mustafa Zettin'in şey yaparken yani insandaki o meyalan tasarruf meselesi var ya, yani biri meyalana emir itibari olarak bakmış, diğer ise meyalandaki tasarrufa emir itibari olarak bakmış. Sonra ikisinin emrinin ismi. Dolayısıyla onu insana, insandaki olarak söylüyor mu? Tabii ki insanda. Hani işte bunun şeyi nasıl oluyor? Bak şimdi, dış dünya kendisi emrinin ismi değil. Esma'nın cilvesi, cemali, nakşi ve sanatı ve Esma'nın çeşitliliği ve Esma'nın her bir Esma'nın nihayetsiz mertebesinin tecellisi bu. Tamam. Bunu içeri alacağız. Tamam mı? İçeri alırken bu sistemin yapısı, onu kendi sistemine göre alıyorsun. Arkaya göre, meylene göre alıyorsun. Tamam mı? Sendeki ölçülere göre. Tabii. İlim var, bilgi var, örf var, anane var, adet var.
başkası sana elbise giydirmiş. Bunlar hep etkileyen sebeptir, nisbi. Evet. Tam nisbidir yani. Ondan sonra meylan aktif oluyor sende. Yani alınanlarla. Mesela bir baktım, ooo benim şöyle fikrimi değiştirdim arkadaşlar. Onlar zaman hakaiki nisbiye değil mi? Çünkü usta diyor, hakaiki nisbiye ne? Diyor ya, bu saydığınız şeyler. Hakaiki nisbiye olmuyor mu? Bunlar dışarıdaki hakaiki nisbiyeler. Dışarıdakiler yani. Evet. Ama bu emri nisbi, dışarıdakinin alma yöntemi senin. Senin artık içeri aldın. Hı. Ama bu alırken, mesela dışarıdakini alırken etkilemiyor mu senin örfün, evet, bilgin, tecrüben, malumatın, şey yapman, evet, yapıyor değil mi? Evet. İşte o da senin bu hakaiki nisbiyelerini değiştiriyor ya. Evet. Ha, sana gelince emri nisbi oluyor. Yani sabit hakikat değil. Yani eşyayı nefs-ül emirde olduğu gibi göremezsin. Yani hadisteki hakikatler sen kendin. Nispet ederek, bak nisbi hariçtir. Emri de senin. Zanına göre değil mi? Yani şeydir, zandır, meylindir, örftür, evet, bilgidir, taassubundur, önceki kinindir, nefretindir, anlamazsın yani. Adam mesela bize daha önceden taassup yapmış veya bir öfkesi, nefreti varsa bu âli bir hakikat bile abesiyete inkılap eder. Adam onu sıkılır yani, dinlemez yani. Yani hadisteki şey Mustafa Bey, hadisteki hakikatleri sen kendi aynandaki işte ölçülere, renklere, şekillere göre alman emri nisbi oluyor. Ha, yani şu, emri nisbi dış dünyadaki hakikat değil. Tamam işte o yani, oyna, tamam. O değil. Onu nasıl alacaksın içeriye? Tamam, sığır adı göster abi çiçeği. Alırım. Sen kendindeki emri nisbiyle... Kenara çekebilirsin, sıkılıyorsun. Ha? Kendindeki emri nisbiyle anlıyorsun. Tabii. Ha. Şimdi aldıktan sonra bu bilgileri evirip devirip çevireceksin. Keseceksin, kaynak yapacaksın, evet, boyayacaksın, siyah yapacaksın, mayı yapacaksın. O ayrı bir sistem. O da itibaridir. Evet. Tamam mı? Şimdi bunu ikisi cem edildiği zaman, yani aynı anda oluyor. Aynı anda oluyor. Nispetle, emri nisbiyle, emri nisbiyle, aynı anda hiç sabah yakar. Bu sistemin bütünlüğü sana monta edilmiş vahidi kıyasidir. Bu sistemin bütünlüğü, emri nisbi, emri itibarının bütünlüğüne vahidi kıyas deniliyor. Nereye vahidi kıyası? Bir tanesi bu dışarıya, bir tanesi içerideki. İçerideki de şey tabii, mazin var, bir sürü şeylerim var. Şimdi ben şu şey geçmeden şu sisteme şunu ilmi kelam alimlerin, benim değil, şu bilgiyi şunu göstermek istiyorum size. Çünkü küllata çok kullanılan hakaiki nisbi ile emri nisbi aynı şey mi abi? Hakaiki nisbi ile emri nisbi değil. Farklı. Hakaik dışarıdaki, hakaiki şey sabitetun. Esma-i ilahi dayan. Tamam. Meratibi esma. Yani esmanın meratibi eşeği meratiplendirmiş. Çeşitli esma, farklı esma, eşeği de nebilere değiştirmiş. Yani derecelendiriyor diyebiliriz değil evet, mi? Evet, derecelendiriyor. Küçük, geniş. Tabii tabii bunu. Esma. Soğuk, sıcak gibi. Onlar. Çirkin gibi. Hatay keşfi. İkisi bağlantılı değil mi? Tabii tabii. Onun bizdeki karşılığı. Mesela diyelim ki elma yapmıyor, yetmiyor. Elmadan lezzet alacak kabinet koyması lazım bana. Elma yaptın ama istidadım yok. Şimdi ben buraya geçeyim bak. Yüzde bir şey ihtimal verirsek beyindir. Bir şeyin en vehmin derecesi dimada, ha, vehmin yeri de şurasıdır. Önde yok. Hayırda tasavvura geçiş arasında. Yani tasavvurda. Yani makam itibariyle orada. Vehim. Vehim yüzde bir ihtimal. Üstad diyor ki yüzde bir ihtimale diyor, ihtimal veren insan olmaz diyor. Sen niye zan, vehim, tasavvur, tahil değil de tasavvurda? He abi? Yani, tahil değil de niçin tasavvurda yani bunlar? Vehim mi? Evet. Vehimin altyapısı şekil değil. Düşünce çeşitliliğidir. Tamam. Düşünce olduğu için tasavvurdadır. Tahilde şekil vardır. Burada bilgi yoktur.
Burada görsellik aleminin içe bizdeki alma özelliği, yani sistemi. Yani tahayyülde tasarlama yok yani. Yok. Tahayyülde tahayyülü tahayyüldür ama o tahayyülü, o şekli manalandıran budur, şudur, şudur, etkilenme tasavvurdur. Ama nasıl bir anda bu mesela tasavvurda vehim var ama tahayyül ondan kurtulamaz. Niye? Üniversite diploması olana ilkokul diploması da yok mu? Bir şey tasavvurda ise tahayyülü de aktif ediyor. Alt tabakayı da ediyor. Yani direkt buraya geçmiyor. Diyelim ki burada olan bir zat, şey hakikat. Burada olan bir hakikat, tamam mı? Şurada. Burayı da etkiliyor komple. Yani bir yere gittiniz, üniversite diploması var. Sana diyorlar mı ki, ya kardeşim biz lise diplomalıları alacağız. İşi onu alacağız yani. Sen hani lise diploman? Lan üniversite getirin. Olmaz. Lise getir der mi? Üst tabaka otomatik olarak altı da aktif ediyor. Arkadaş, hayır abi eşyanın, hadisteki eşyanın şekli bulmasını bir alıyor, ondan sonra tasavvur mu şekillendiriyor? Yo, manalandırıyor onu. Manalandırıyor. Tabii mesela tasavvurdan aldı. Tahayyül aldı mı şekli abi? Şunları. Şekli bulmuş, her şeyi aldı. Aldı. İçeriye tasavvura evli nisbi meylimize göre bazılarını sildi, aldı, almadı. İçeride emri itibariyle manalandırıyor. İkisi de düşüncedir. Yani emri nisbi ile emri itibari de düşüncelerdir. Ama birisinin kaynağı hariçtir. Yani hariçtir. Hariçten alma özelliğimiz var. Bir tane mesela şöyle diyeyim daha. Herkes doktor olma istidadındadır. Ama herkes doktorluk yapabilecek kabiliyette değildir. Sana bu iki şey, tahayyül, tasavvur. Oraya yastık koy, oradaki yastık koy. Tefekkür. Bir de tevehüm diyoruz da. Dört tane şey sayıyor. Hı-hı. Tahayyül, tasavvur, tevehüm ve tefekkür. Yani tasdik ya akıl, izanı kalpten değillerdir. Değildir. Yani, hükme girmiyor onu, hükümsüzdür. Şu, o nerede biliyor musun Mustafa? Buradadırlar, taakkulde değiller. Yani bunlar şunu diyecektim. İrade taalluk etmediğinden dolayı mı o mesuliyet sahasına girmiyorlar? Girmiyor. Çünkü irade mazi ve müstakbel halde yaşattırır. İhtiyar ise mazi ve müstakbel alakası yok. Halde yaşıyor. İraden yer neresi orada? İrade burada yok. İrade vicdanır. Şu şeyler. Yok orada. İrade yok. İrade vicdanda. Dimada yok. Bu dimada. Bu dima. Şu dima. İrade vicdanda. Unut bir işlem, hadi söyleyeyim. Evet. İrade vicdanda. Çizeyim mi onu şimdi? Şurada bak. 1, 2, 3, 4. Aşağıdan yukarıya gidelim. Aşağısı ne? Latife. En aşağısı irade. Sonra? Zihin. Sonra? Sonra Rabbaniye. İrade orada şey. Bunun vazifesi ne? İbadetullah. Bunun vazifesi marifetullah. Bu mu? Muhabbetullah. Bu müşahadetullah. Bunun, bu da vicdan. Vicdanın anası erbası diyor değil mi? Evet. Rum dört havası, vicdan anasır havası. Yani o zaman sana bu dört tane şey vicdanda anasır olurken ruhta da havas olarak gözüküyor değil mi? Evet, havas olarak gözüküyor. Çünkü ruh cemül cemdir. Mesela bunlar farklı gözüküyor. Bak şöyle diyeyim, bunu sileceğim, şöyle yapayım. Bu dima mı? Evet. Bu da vicdan mı? İkisini cem et, kalptedir. Bu makesi efkardır. Bu masar hissiyatıdır kalbin. Kalpteki fikirlerin ortaya çıktığı yer, kalplerin ulvi şeylerin ortaya çıktığı yer. Makesi efkardır. Yani şöyle, niçin söyledim bunu? Dima kalpten farklı zannediliyor. Oysa kalbin iki ayağı var. Da. Bir dima, bir vicdan. İkisinin cemi sırf kalp etmez. Kalpte başka bir şey de var. Latife insaniye var. Latife insaniye, latife Rabbaniye'den daha camidir. Çünkü latife Rabbaniye vicdandadır. Latife insaniye kalptedir. Onu nasıl tebrik ediyorsun? Önce latife insaniye okuyacaksın aylanca. Tamam mı? Latife işte öyle çekin.
Latife-i Rabba, şey insani 263 Barla'da. Mektubatta sır insanı, o nereden sana o zaman? Sır insanı. O da sır insanı şeyde gene kattı. Yani şunu demek istedim. Bunu cem edince, bu nerede ikisi? Kalpte ama kalp bu kadardır demiyorum. Yani onun için dedim. Kalpte başka şeyler de var. Sır insanı var, sır var. Ondan sonra hafi var, ahba var. Kalpte. Latife insani 263 veya 67 olacak. Barla'da. Latife insani anlatıyor. Latife insani anlatıyor acaba. Bu latife insani diye bir ders var. Bir saatlik dersim var biz. Hani böyle de. Şimdi buraya bunu şey yapayım ya. %1 ihtimali olana vehim. Böyle bir serseri biliyor musunuz? Şeytan veya cinler veya erbaa kabisi. %1 ihtimale emniyet verdirin. Vehmin derecesi kaç arkadaşlar? Alimlere göre. %1 ya. Şey mi Hasan abi? Bu meslebede. Varı yok yoku var eder. Üstadlar işte insanda bir latife var ki diyor. Niye sveditas ebediyet rengi verir? O mu? E işte. Yani %1 ile 60 sene yaşayacak. Bu %60 seneyi bekaya nasıl dönüştürüyor? Baki gibi nasıl görüyor? Vehm ediyorum. %1 ihtimal. Tamam. Şimdi %1'den 2'ye kadar ihtimale vehim denilir. Alimlere göre. Bu vehim tespiti falan değil. Ama ustad bunu kullanıyor. %1 ihtimale değer veren diyor. Hani öyle diyor. %1 ihtimale. %2 ile 50 arasındaki ihtimale şüphe vardır. Çünkü şüphe nispetten, nısıftan geliyor, yarılama. %50 öyle, %50 öyle. Şey söyleyeyim bu arada, şimdi sen aslında birçok kez derslerine diyorsun ya, işte vesvese kalbidir, şüphe aklidir. Fakat vesvese... Hayır, şüphe aklı demedim. Vehim aklidir. Şüphe kalbe atar. İşte onu açık söylüyor. Şüphe kalbi atar. Tabii. Dimağda vesveseler diyor. Açığa bak şimdi. Tabii bak şimdi. Burada göstereyim sana. Bak abi. Onu burada şey yapıyor. Görüyor musun? Yoku var eden, varı da yok eden vehim. Dimağda. Dimağda vesveseler. İhtimali kesilir. Evet. Tabii. Mesela dima vehim. Kalp vesvese. Vesvesenin sistemi nasıl çalışıyor? Bu vesvese, yani bu sistem, lüme-i şeytaniyi şeytan çalıştırıyor. Direkt. Kalbe yakın bir yerde. Bunun özelliği şu, çok önemli. Varı, var olanı bozmaktır. Vesvese değil mi? Evet. Olmayanı hatırlatmaz. Tamam. Sen abdestin yok ha? Demez. Gider abdest alır diye. Senin imanın yok ha? İmansız çok kötüdür. Demez. Gider iman eder diye. Der ki imanı yok ha, ha imanlı olduğuna delil. Şeytan özelliği yoku uyandırmak değil, varı yok etmektir. Varı yok etmek. O zaman sana imansızlıktan vesvese geliyorsan ne mutlu sana, imanın var. Abdestin var mı yok mu şüpheleniyor, abdestin var. Çünkü abdestsize musallat olmaz vesvese. Haber Abbas'ta şunu söylüyorsa, mesela diyor ki bazısına şüphe değil. Aslında vesvese değil, şüphe dahi gelmezdi. O zaman şüphenin yeri nerede? Daha düşük mü oluyor o zaman? Şimdi şöyle bir şey oluyor. İmanın vesvesesiz ve şüphesiz mertebesi var. Evet. İmanın şüphesiz ve vesvesesiz bir mertebesi var. O iman değil o. Şuur imandır. İman kalptedir. O şuur iman latife insaniyede. Şimdi mertebe şöyle. Orada şey tersini söyledim abi. Basına şüphe değil, vesvese dahi gelmezdi. Gelmez. Niçin biliyor musun? Vesvese aşağıda zaten şey, şüphe de der. Çünkü vesvesenin... Vesvese aşağıda değil mi? Tabii tabii. Mesela bak sana şurada göstereyim. Tamam. Sahabeli o imana mı maslardı abi? Evet. Nasıl var mı peki? İlimle mi varmış? Sahabe vesvesesiz ve şüphesiz imana nasıl varmış? Nasıl varmış biliyor musunuz? Ben uğraştım. Neydi abi? Tertten. İlimle değil. Ahmet bin Hanbel en alim, sahabeden daha fazla bilgisi vardı. İlmi vardı demedim. Bilgisi vardı, bilgiyi farklı şey yaptı. Mesela
2700 küsur tane Ebu Hürer'e nakletmiş. Ama Ahmet bin Hanbel 1 milyon hadisin ravisi. Buhari Hazretleri 500 bin hadisin ravisi. Daha bilgili Gazali'de ama Hüccet-i İslam 300 binden ziyade hadisi, metnini, ananesini, ravilerini, onu söyleyeni bilene hüccet denilir. Hüccet de öyle bizim lügat manasında, delil manasında değil. 300 bin ve ziyadesi hadis metnini bilen, ravisiyle, ananesini bilene Hüccet-i İslam denilir. O delil manasında değil olacak. Şimdi biliyorsunuz burada gelecek delil, burhan, hüccet. Delil hariçtir. Burhan dimağıdır, hüccet ümumi vicdanı umumidir. Onu çarpacağız. Şimdi %2 ile 50 arasındaki ihtimal şüphedir. Demişler ulema. %50 ihtimal olursa zan olur. Bu zan sistemin adı vasat. Allah diyor ki hani Kur'an'da zanın küçüğü de büyüğü de azı da çoğu da zararlıdır. Yani şey yaparsan suizana doğru. Ama zan olmadan insan zengin olamıyor. Donukluktan insanı çıkaran, ötelere taşıyan zandır. Zan alırsanız insan donar. Biter. Bir yere taşınamaz. Şimdi %90 ihtimalle zan-ı galip denilir. O zaman penceresine bakıyor. Şöyle şöyle zannediyor, böyle zannediyor, böyle zannediyor. O zaman aklın daha yüksek mertebelere yöneldiği zaman mı hakikaten? Tabii onu başka bu sefer o zanını hüsnü zan veya suizan veya hüsnü zanın ifrat mertebeleri. Onlar sonra başka sistemler devreye giriyor. Ne giriyor? Şu giriyor. Şu giriyor. Kapıyı kimse açmasın diye baktım. Şu. Edile-i şer'iye giriyor. İstikamet vermek için zannediyor, evet. Değil mi? Mesela ben sana sen şeyhimsin, tamam mı? Üstü zannettim. Ben Nurcusun, kardeşiz vesaire. Üstü zan ama bu üstü zanı da üstü zan içinde ifrata varmamak, seni putlaştırmama. Ondan sonra benim bir abim var ki avucunun içerisine bakar gibi kainatı seyrediyor. Benim her halime muttali olmuş falan. Peki edile-i şer'i bu? Çok tehlikeli. O ancak Allah'tır yani. Her şeyimize muttali olan Allah'tır değil mi? Ha. Peki nurcuların edile-i şer'i içinde de bir de edile-i şer'isi var. Edile-i nuriye yani var ya. Mustafa diyor ki bak edile-i şer'iden edile-i nuriye çıkartmış yapılmış. Bak bunlara göre şey yapacaksın ki. Şer'e tabi diyorsun sen. Yani tabii ki içerisini anlatıyor yani. Mesela Kur'an'ı dinlemek sünnettir. Okumak. Ama içerini bilmek farzdır. Değil mi mesela? Ha, şimdi Kur'an'ı okumayı bilmek sünnet, okumak. Ama içinde fazla var. Zina yapma, içki içme mesela onları bilmek farz. Nasıl bileceksin? Ha böyle. Şeriat kitabı onun için az. Edile-i Nuriye de kaçıncı sayfaydı? Muhakimat 40. sayfa. 40'ta olacak. 4 tane. Tamam mı? Esasatı bulamayan ne yaparmış? Hayalatı sapar. Başka? Kubuk olamayan? Kışırla meşgulur. Hakikatla şey yapmayan? Hakikatla olamayan hayalata sapar. He? Hayalata sapar. Hayalata sapar. Sırat-ı müstakim bulmayan? Bak bak. Dur. Otur 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 otur. Şurada bak. Bak abi. Lugu bulmayan kışır ile meşgul olur. Şu şey var, problem çözüm yöntemine bak yani. Ben hep öyle bakıyorum. Sistem, sistem. Lugu bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Üç kuvveden değil mi? He? Üç kuvveden. E tabi ha, öteki sayıdır. Üç kuvveden. Üç kuvveden. Şuna. İfrat tefrite düşer. Kuvve yakla, kuvve gadabı, kuvve şehveti. Evet. Onlar şey. Muvazenesiz ve mizansız olan, elinde metre ve kantar olmayan, metre ve kantar olmayan, muvazene ve mizanı olmayanlar. Muhakeme
ve ölçüsü olmayan. Mesela diyelim ki bu süt kaç metre geldi? Süt. Kaç litre olacak lan? Kaç kilo olacak? Sen metreyle ölçebilir misin? Hı. O zaman diyor ki muvazenesiz ve mizansız. Yani dağılmış adam ama elinde doğru hakikatler var. Risale'nin var ama karması dağılmış. Siyasette berbat olmuş. Risale'nin diyor. Yani ne yapıyor? Muvazene yok. Mizan var. Mizanı doğru. Veya adam iyi bir muhakeme. Çok zeki adam dahi asrın eseri, mücedeli bilmiyor. Mizanı yok. Muvazenesi iyi ama mizanı yok. Genel olmaz. Muvazene ve mizansız olanlar ne yaparmış? Çok aldanır, aldatır. Şuraya bak ya. Evet. Müthiş. Hani hazır piyasada gözüktüğü gibi Hasan abi. He ya. Aynen. Yani hem de nasıl gözüküyor yani. Bu bilgiler yöntem. Yani kargaz. Bilgi diye kabul etmeyin onu. Yani bir sistemin yapısı. Dört ayağı. Ne atarsanız atın çözülür orada. Şimdi %90 ihtimali zann-ı garip. %100 olana ilim denmez. Senindir o bilgi. Sana bir saniye. Külliyatta yarın bilgi ifadesi. Malumat yani. Heh. Onun bilgi demiyor da. Yani evine ilim diyorsun yani. Hocam, daha ilim yok. İlim malumat abi. Yani oraya geldiği zaman nasıl ilim ben inkılap ediyor? İşte onu al. Harika bak. O soruyu sordu. Sonra canlı şey yaptı. Eğer bu ilme, ilme demin, bilgiye nasıl ilim olacak? Malum ya. Bilgi uydurukçası malum diyelim bizim. Eğer o bilgiye nerede? En aşağıda. Ha şurada. Bu bilgiye edile-i şer'iye hükmederse Allah onaylarsa kitap, sünnet, icma, kıyas Allah bunu onaylarsa şeriat. O bilgi, o malum ilim olur. O zaman şey mi yani şeriatın dairesindeki bir ilim. Ha şeriatın onayladığı ilim oluyor. Yoksa ustazın latif noktalarıyla vermiş olduğu misal hazretleri diyelim malum. Onu sana zihne vasıf olursa ilim olur diyor ya. Evet. Abi, oradaki ilim demiyorsunuz o zaman. Sen değil. Şeriat evet. Ustazın içerisindeki bir ilim olur. Evet yani ama. Sendeki o maluma bilgiler nasıl ilme dönüşür? Böylece Kızıl İcaz'da da söylüyor o. Aynadaki mazrufsuzlar, onlar orada da anlatıyor. Şimdi bu şey yapıldıktan sonra, şimdi zanın ana kargasına gireceğim, ders bitireceğim. En azından bunu mutlaka vakıflar, yani biz bilmemiz lazım. Şu zanın detay değil, sistemi. Zan bir sistemdir. Sistem yöntem. Niçin koymuşum çok hikmetlerinden bir tanesi? Bir, zansız ilim sahibi ancak Allah'tır. Bizim her mertebemizde hani sahabeyi atladık ya sahabenin için vesvesiz ve şüphesiz imanı var. Çünkü terkleri çok güçlüydü. İlim değil. Mesela vesvese benim oradan açıldı. Amel, ibadet, zikir kalbi işletir. Tamam mı? Dima ise Kur'an okumak, ilim yapmak değil. O aldıklarımla çalışacak ama terklerle çalışır. Terkler ne kadar olursa siyaseti terk, teferruatı terk, detayı terk et, adaveti terk et, gıybeti terk et, kesre bir sürü terkler var. Terkleri 30 küsür tane. Ne kadar olursa sende alınanlar marifetullah çok çabuk geçiyor. Sahabenin en büyük özelliği terkleri güçlü olmasıdır. Vehinden kurtulmanın yolu erklerin olacak. Videodan, televizyondan, cep telefonundan, ikide bir o hevesimiz var ya, kuvve-i gadabiyede telefon değiştir, araba değiştir bilmem ne. Yani bu tür şeylerden hayatı yönetimini, terklerin ne kadar varsa dimağına o kadar hakimsin, vehmine o kadar hakimsin. Terkler ne kadar varsa. Ne kadar ibadet, evrat, eskar, risale okursun, kudur. Ya o kadar ben risale okuyorum ya diyor adam. Diyor ki her gün 100 sayfa, 50 sayfa okuyorum. Hala benimde bir sürü problem yaşıyorum diyor. Çünkü terkin yok. Okuduktan sonra okuyorsun, geçiyorsun, televizyona bir kahve karşı. Usta da diyor ki zehirli nefeslerden ders alıyorsunuz diyor.
Adamın zehirli nefesi var. Öfürüyor. Sen o televizyondan sonra ya ben de okusana oradan bir risale ya. Hadi dersi gidin. Ya o televizyondan kalk git dersten de alınla yani de. Vay be abi bende niye sıkıntı gitmiyor? Gitmez tamam gitse zaten ucuz olur. Böyle bir şey olur mu? Yani terk edenlere neye ya? Sahabelerin adı neydi sahabelerin en büyük vasfı? İsar hasreti. İsar hasreti ne demek? Kardeşini tercih etmek. Kardeşini tercih edebilmesi için kendisini terk etmesi lazım. Vücudunda adam, ademinde vücut gibi. Vardır. Vücudunda adam, ademinde vücut vardır. Ve zansız ilim sahibi ancak Allah'tır. Yani hakiki vücudu bulması için kendi vücudunu terk etmesi. Yani. Terk etme nispetini onaylıyorsun onu. Mesela bir insan cemaatine şunu bunu taassup ediyor falan, onu bunu tenkit ediyor. Niye? Kendisini koymuş ortaya gene. Kendisini iddia ediyor. Biz yani bu grup. Biz komple Müslüman oluruz inşallah. İç aleminde enfusu geçmişse, ne kadar kendi terk etmişse onu sever. Ne kadar içe geçmemiş, hala dışarıda dış dünya ölçü yaparsan sen o bu ben demeye başlar. Ve bir sürü tenkit, eleştiri, gıybet yıllar bundan bir sürü şey başlıyor. Şimdi gelelim şuna. Dedik ki o uygulayacağız şuradakileri. Şunu niye kullandık? Burada ne vardır? Vehim. Tamam mı? Bak vehim orada kullanacağız bak. Burada vehim var. Şüphe var. Şüphe. Tamam mı? Tamam. Şimdi eğer bu çok önemli. Bu Allah'ın ikramı. 11.03.2016. Bugün nedir? Bugün en kaçı? 28 mi? 28.09.2016. Ne yapar? 6 aydan birkaç günde fazla. Daha 40 günüm de var. 6 ay geçmiş. Tamam mı? Şimdi niçin anlatıyorum? Bunun kıymetini bilelim diye. 4 gün buna uğraştım. Yani bu olsun diye değil. Meşgul olduğum olan zanın altına bir baktım. Ahlak da var. Ahlak. Zanın altında. Bir sürü daha diğer malzemeler de var. Tamam. Sonra dedim ya bu zan sistem, ben sistem hastasıyım ya. Bu sistem nasıl çalışıyor? Bu adamı bir tanıyayım. Bu adamı hükmedeceğim ama adamın bana karşı durumu değil, çektiği yumruk da değil. Bu adamın sistemi nasıl çalışıyor? Baktım ki bu adam bir sistemdir. Vahidi kıyasidir bu adam. Vahidi kıyasi genel mastar yani sistem. Bunun baktım ki iki ayağı var. Emri nispi, emri itibari. Zanı alıyorsun. Zanı anlatıyorum. Zanın bir parçası. Zan dörde ayrılır. İçinde ne var? Tencereyi getir. İçine vehimi at. Şüpheyi at. Cehaleti at. İnsandaki delil, burhanı da at. Tam bilgi ya. Karıştır. Bütün sen, hali, cemül cem, camül ezdat, zandır. Ama sana burada bir devreye gireyim aslında. Gir abi. Şuur iman eden dedin ya bahset. O zaman emri nispi sana geliyorken, o zaman sen onun işte diyorum hissiyatını, fikri neyse, onun adı neyse, sen işte diyorum hasbunallahu ve nimel aleyhinde olduğu gibi, hakiki bana bir Kur'an yeğden, işte diyorum buna bakıyorsan, o zaman o da o zaman değişiyor. İstikametle sana geliyor, zannın mı düzeliyor o zaman? Evet. Şimdi bak, şuur-i imanına bakalım. Zanın düzelebilmesi için, bak bu zan dört tane ayağı var. Zanı düzelebilmesi için vehmine hakim olacaksın. Şüphene hakim olacaksın. Şüphe var. Ondan sonra cehaletini bileceksin. Bilmediğin haddini bileceksin. Sonra bak delil, burhan, hüccet. Delil haricidir. Burhan yani delil dimağa bakıyor. Burhan yani içe bakıyor. Enfüse bakıyor. Hüccet ise genellenmiş. Tamam. Genel olarak mesela ateş yakar. Hüccettir. Tamam. Şimdi vehmine hakim olabilmen için zanına. Zanı üstü zana çevirmek. Evet. Suizandan kurtarmak. Zanı. Ve de ben Hasan abi. Ben hiç suizan etmek oradan istemiyorum. Oradan bir bardak orada açısı var. Suizan olmaması için. Yani o halde eminisipten gelen bana hakikatler. Tamam mı? İstikamette ben de şekillenmesi için ne yapmam gerekiyor? Bir, o
O zannı, bir zan geldi. İçeriye geldi. Hasan şöyle şöyledir. Tamam. Sen ben bunu üstü zana nasıl çevireceğim? Hemen bir sürü mikroplar uğraştı. Ver abi. Dur. Bak. Benim aklımda bilgi geldi. Ama bir sürü de şeyler var yani. Payandaları var. Yani şey bu böyle ama adam doğru söylüyor ama niye söylüyor bunu? Ne takip ediyor? Para mı alacak? Hakim mi olacak? Reis mi olacak? Şey mi? Şöhret mi? Ne için yapıyor bunları? Bu bilgi doğru mu? Külliyattan söylüyor. En azından şunu söylüyoruz. Bu doğru değil. Benim anlattığım. Doğrusu bulunana kadar bu yanlış doğrudur. Şu yanlıştır, tamam mı? Yanlış diyebilmen için senin doğruyu bulman lazım. Doğru bulmadan bu yanlıştır. Niye yanlıştır? Yanlıştır. Bu inkardır, taassuptur. Ama gerekçe sunarak bu yanlıştır dersen bu bilgi ve ilimdir. Harikadır o. Yani İmam Ali diyor ki çare sunulmadan yapılan tenkit tahriptir. Çare sunmadan olmaz o. Niye olmaz? Olmaz işte. Lan niye olmaz? Olmaz. Bu işte diyor tahriptir. Çare sunulmayan tenkit tahriptir. Bu yanlış. Niye yanlış kardeşim? Yanlış işte. Bu tahrip. Ben de zaten bu doğrudur diyebilmem için Allah hükmetmesi lazım. Bana da ilham gelmesi lazım. Edile-i Şer'i vurmam lazım. Benim Edile-i Nuri'ye vurdum. Ben de diyorum zaten bu cümlenin başında. Doğrusu bulunana kadar bu yanlışım doğrudur. Doğrusu olana kadar yanlış doğrudur. Ben bunu şu noktayı sorayım Hasan abi. Yani suizan... İşte bunu nasıl çevireceksin? Bak benim hakkımda bilgi geldi. Ya bir sürü de şeyler geliyor. Bu zannımı hüsnü zana nasıl çevireceğim diyorsun. Değil mi? Birincisi vehim etkiliyor senin o zanına. Zanı suizan ya. Bu adam şöhret için yapıyor. Bu adam şey için yapıyor. Para için yapıyor. Tanınmak için yapıyor. Bir sürü şeyler gelmiyor. O benim hakkımdaki zannını bir sürü suizana vesile olan şeyler var. Malumatlar var. Bilgiler var. Ama bir sürü iyiler de var. Bunu ikisini kontrol edip ben bunu hüsnü zana nasıl çevireceğim? Bir, vehim devreye girecek. Sen de. Vehimi vasata getireceksin. Vehim. İki, onun hakkındaki şüpheyi vasata getireceksin. Şüphe. Onu anlatacak nedir diye. Onun hakkındaki bilgin yok yani fazla yani. Belki beni tanıyorsun ama ne kadar tanıyorsun? Cehaletimiz var. Cehalet de suizana vesile oluyor. Cehalet de. Hani cehalet, cahil olmak. Çünkü Üstad Hazretleri diyor ki cehalete cehli cehennem diyor. Bu yapmıştı o dersi. Unuttun galiba. Cehli cehennem. İnsan eğer yetişemediği şeyi tenkit eder. Tenkit eder. Yani cehalet öyle bir şey ki üç tane şey şeye çalışıyor. Adem'e çalışıyor. Cehennem. Cehalet. Zan. Adem'in örtüsüdür. Adem'e çalışıyor. Üç tane şey Adem'e çalışıyor. Taş ören şirkettir. Cehennem bir şey değil ha. Adem. Üstad diyor ki cehennem diyor Adem hesabına çalışır diyor. Adem hesabına çalışıyor. Taş ören şirket. Cehennem. Cehalet. Zan. Adem'in örtüsüdür. Adem'e çalışıyorlar üçü. Peki, cehennem malum, hakikattır. Bu dünyada, bu dünyadaki, bizdeki cehennem nedir? Sureti. Her şeyin sureti burada var, hakikat orada var. Nedir? O sekiz tane sayıyor şeyde. Yok, o şeytanın sıfatı. Şeyde, Lemaat'ta, 741'de. Vahşet. Vahşet. Dehşet. Rahşet. 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 Kalak. Sakal. Yok. 741'de. O
cehennemin bizdeki suretidir. Çünkü ustad diyor ki cehennemden beterdir diyor. Beterdir. Ha, zan o kadar mühim ki üç tane şirket, taş olan şirket cehennemin cehennemi Adem'dir. O 188'deki şeyler onun neticeler mi abi? Şeytan, o şeytan deden şirket. Şöyle şöyle. Sistemiyle bak şöyle. Şeytanı adamı bir adam zannediyoruz. Tamam bir adam. Şeytan da bir mümessildir, bir temsilcidir. Bir sistemin adıdır. Mesela Lef-i Mahfuz'un sistemin adı, şey mümessili Cebrail'dir. Değil mi? Lef-i Mahfuz'un. Bela ve musibetlerin dünyevi hadiselerin mümessili kimdir? Mikail. Değil mi? Ruh kabzetmenin mümessili Azrail ve bir sürü. Şeytan bir sistemin vitrinidir. Adam. Alt tarafında yazılımı var. Nedir o? 8 tane sıfat var. Dalalet, gaflet, safsata. Anlatıyor ya 8 tane. İhvan. İhvan ne demek biliyor musun? İhvan. İhvan bozmak değil mi lügat? Değil. Diyor ki vesvese ve şüphe şeytanların ve cinlerin ihval ettikleri ruhun gayrimeşru veletleri çocuklarıdır. Bir daha vesvese ve şüphe, vehim. Vesvese ve vehim. Şeytanların, çünkü vesvese şeytanın, vehim cinlerin. Vesvese ve vehmin, vehim. Şeytanların ve cinlerin ihval ettikleri ruhun gayrimeşru bilavele çocuklarıdır. Gayrimeşru bilavelet çocuklarıdır. Tamam mı? Böyle bir ruhun. Çünkü ihval ediyor şeyi, şeytan. Ruha günahları atıyor. Seyrettiğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Peki neticesi nedir? Zikirde nefretkarlığı uzaklaştırıyor. İbadette. Ha, o zaman bu ruha ne hale gelmiş? İhval etmiş, döllemiş, aşılamış onu. Şimdi şey geleyim. Suizan'ı üstüne zanne çevirmeyi anlattım. He. Fakat Bekir Efendimiz'in dikkati var ya, biraz meselesini duyurdurmaz, hiç suizan... O da ise doğrudur. O zaman bu mertebe, yani diyelim... Bu mertebeye, bu bütün sorularımıza cevap ver, buna gireyim. Tamam. Ha, bu. Şimdi zan, sistemi, temeli, dört tane ayağı var. Bir, kalbin iki ayağı vardı. Bir, dimağ, bir, vicdan. Zanın dört ayağı var. Yani Ebu Bekir Sıdık Radyoğlan ve diğerleri gibi mesela duydu bir şey senin hakkında deriz ki Abdurrahman yapmaz onu. Yaptı kesin duydum. Hikmeti vardır. Bu bir ayda gidilen Mekke'den Kudüs'e bir anda gittim diyor. Gidilir mi dedi? Gidilmez dedi. Ama arkadaşa söylüyor hikmeti vardır. Ha, bu sistem nasıl çalıştı? Ona inkarına bunun sıdiketine neye sebebiyet verdi? O. Zanın dört ayağı var. Bir, vehim, şüphe, cehalet, bilgi. Tamam, şimdi onu şey yapacağız. Nasıl oluyor? Bu çok önemli şu konuştuğum şey. Şimdi emri nisbi, burası çok önemli. En çok kitap okuduğum lazım olacak. Dış dünya şüpheli olursa, acaba öyle mi ya? Baktığın yer kesin mi yani? Dış dünya. Yani gelen haberler. İç dünya kesin. Şöyle. Yoku nasıl var eder? Dış dünya yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. Dış dünya. Şüpheli yani. Kesinlik yok. İç dünyada kendi kabullenişi var. Mesela diyelim ki Karadeniz pekmez olabilir. Kesinlikle yok içinde böyle. Ama şey dış dünyada yok yani. İç dünyada kesin öyledir herhalde. Veya ben hastayım. Hasta değilim ama hastayım. O ne yapar? Yoku var eden sistem ortaya çıkıyor. Vehmin iki özelliği vardı vehim. Yoku var eder. Varı da yok eder. Düşünceleri, düşünce boyutu. Ha?
Şimdi nasıl çalışıyor diye söylüyorum. Vehim yoku nasıl var eder? Nisbi, şüpheli iç alem kesin olursa yoku var eder. Bunun tersini söyle. Dış dünya kesin. Mesela Resulullah peygamberdir. Elinden su attı. Şüpheli mi? Kesin. Yaptı da acaba sihir olmasın? Şüphe varı yok eder. Dünya şüpheli olursa kesin olanı yok ediyor. Evet. Bak bir daha. Peygamber aleyhissalatü vesselamın mucizesi. Parmaklarına su attı. Gördü. Görmedim demedi. Ama iç aleminde sihirdir. Şüphe ettiği için bu kesini varı yok etti. Evet. İçi adamda yok oldu. Bak benim nasıl çalıştı adamda? Ebu Cehil dış dünya kesin. İç dünya şüphe. Ha, vehmi bu tarafına ifratına düştü. Tamam mı? Mesela o adam dış dünyada küfrün şeyi yok. De, başkasının yok. Dış dünyada küfrün delili var mı? Allah'ın yokluğuna delil yok. Yok yani, yok şüpheli. Ama içinde karar vermiş. Tutar olmaması lazım ya. Bu da yoku var ediyor. Bu iki yoku var eden, varı da yok eden sistemin adı vehimdir. O zaman bu taraf Ebubekir Sıddık. Evet. İçeride kesin peygamberi itibar etmiş. O zaman evet. Şüphe de gelse, o şüphe onu kabul etmiyor. Eş yapmıyor. Evet. Kesin, evet. Yani istersen peygamber Ebu Bekir'i buna istersen filan. Yani iç aleminde adam karar vermiş. Kararı verince dış dünya, yani mesela diyelim ki abdestin var. Tamam mı? Senin abdestin var benim iç aleminde. Ya bir sürü bana diyor ki şüphe, tamam mı? Senin yoktur falan gaz veren hiç kale almıyoruz. Aynı sistem uygularız. Şimdi buraya gelin. Zaman barı çok yok, uzak mıyım diye. Barı yok eden kalpte şeytan yapıyor. Doğru mu? Ha, bu düşünce bu. Vehimde amel yok. Vesvese varı yok ediyor ama zikri, imanı, evradı, eylemi, eylemin belasıdır. Vesvese şeytan, vesvese şeytan ile, vesvese şeytan silahı ile eylemin belasıdır. Kalp eylemle çalışır. Tamam. Vehim ise, yani dima ise düşüncelerdir. Peki neyle çalışır? Eylem yok bunda. Terklerle çalışıyor. Şimdi emri nisbi dış dünya kesin. Tamam mı? Bak, kesin, iç dünya şüpheli, bak şu, bu sefer, bunlar tabi ikisi cem-i vahid-i kıyası deniliyor, sonuç şu, sonuç sünneti şüphe var ama melekut-i calemde vesvese olur. Bak, sonuç sünneti şüphe, yani sureti şüphe olursa bir şeyin iç alemde insanda melekütte vesvese olur. O zaman şüpheyi mi çeviriyor? Evet. Şüpheyi verir. Şunu netice biliyor. Evet. Şimdi dış dünya şüpheli. İç dünyada şüpheli. İnkar çıkar. İç dünya kesin, dış dünya kesin, iç dünyada kesin bilgi olur. Ama bu bilgiye edile-i şeriye hükmederse ilme dönüşür. Ha? Şimdi bu bilgi nasıl ilme dönüşür edile-i şeriye? Bir, ustad der ki delil, burhan, hüccet. Mesela şeyde burhanlar kullanır. Risale'de kullandıklarına bakın. Delilleri kullanınca şeyle hariç alametleri zikreder. Harici. Burhanları kullanınca dikkat edin, dimağa bakıyor. İç alem. Gibi.
Mesela Burhan'la 22. söz. Böyle Burhan. Mesela delilleri kullandığı zaman delil dış dünyadaki herkesin görebileceği delil. Ama Burhan ise herkes göremiyor onu. Onu içeriye taşıyor. O içeriye taşınırsa delil Burhan olur. Fakat bu adamın emri nisbisiyle emri itibarisi çalışırsa genellenir. Bu da hüccet olur. Genellenirse. Ona şöyle bir misal verilmiş. Ateş yakar. Ateş yakar. Bu bir iddiadır. Fakat onu bir saat elini sokarsan ki görüyorsun. Ateş yakar iddiadır ama görüyorsun ateş yakıyor. Elini sokarsan Burhan olur. Bu herkes bunu kabul ederse hüccetül İslam yani genel herkesin kanaatı birleşirse hüccet olur. Diyebilir miyiz abi? Hadis, sünnet, duha, Kur'an, hüccet ise icma ve kıyası gibi. Evet. Kanunu uygula, istemakam yok uyguladın. Yani anladın mı mevzuyu uygulan. Şimdi bu dört tane sistemi bu sistemi vasata getirirsek beynimizi şüphemizi, cehaletimizi, bilgimizi, malumatımızı ilme dönüştürürse, ona şeriat hükmederse, dile şeriat hükmederse veya Risale'deki iddia etmiş olduğun mevzu, Risale-i Nur onu onaylamışsa, o senin ilme dönüşür, o zaman vehmin, şüphen, cehaletin ve ilmin bütünsel hali senin hüsnü zanını oluşturur. Abi üstad bile diyor ki diyor benim söylediğimi diyor mihenge vurun diyor. Mihenge vurun ben dedim diye de kabul etmeyin. Hüsnü zana dönüşür. Hüsnü zana bir şeyin dönüşmesi çok zordur. Şu an bunların çalışması lazım. Abi bunlar bizde çalışıyor mu? Çalışıyor tabii. Mesela ben burada ayakta dururken böbrem de çalışıyor. Aslında hı? Burada şey de sana bak meslek hüsnüden tefanisleri var ya. Fani olursan hüsnü zanını da kuvvet bulur sana. Aa işte abi o söyledikleri meslek dosturlar. Mesela Risale'ndeki deliller şey miydi? Şüphelim hayır kesindir. Ama senin çağ aleminde ona yakaladığı adam. Ben Risale'ni anlamıyorum kardeşim dedi. Niye anlamıyorum? Çünkü derdin yok senin. Öyle mi ya dedi gittim. Rasulü geldi tamam mı? Çekin yapıyor havalimanında. Ya dedim bir şey söyledim kafama dedim. Nasıl benim derdim? Eğer senin derdin olsaydı Risale'ni anlardın. Senin de öyle bir problemin yok. Yani böyle bir sıkıntı yok ki. Derman aramıyorsun ki. Derman sana derman olsun. Uzaktan bakıyorsun. Ya bu neydi falan diye. Ya bir bakayım falan. Tabii ki anlamazsın. Nazlıdır Risale'nin. Mehir ister öyle. Herkese böyle şeyini kendisini teslim etmez. Senin derdin yok ki. Bak 6 ay uğraşıyorum. Nasıl anlaşılıyor? Abi biz nasıl anlayacağız? Ben nasıl anladım? Derdim var çünkü benim. Dert edilmiş. O zaman derman oluyor. Sen mesela geçen geliyorum, nereden geliyorum dersen. Adam böyle geç kaldın, karşıdan ne geliyorum onu da değil de. Allah Allah, adam fırıl fırıldan dönüyor. Ulan dedim yardım edeyim herhalde buranın acemiş. Ben şu Süleymaniye Hastanesi var ya çocuk hastanesi. Oradan gelmiş adam, çocuğuna doktorlar demiş ki şunu hemen bul. Yanı Beçet sana arıyor. Sümer arıyor Gökalp Mahallesi'nde. Sümer arıyor. Peki senin için etsan önemli mi? Yok. Niçin o için çok mühim? Derdi var. Neyse. Ya ne olur beni götür dedi ya. Ne istersen vereceğim dedi ya. Böyle gerek yok. Tamam gel dedi. Doğru Sümer'e götürdüm. Röveç etsan edebiliyordum ya. Etsan. Hemen şey yaptım. Sümer'i bıraktım. Adamla niye tanıştık? Ondan sonra sana niye yaptım biliyor musun dedim. Hiçbir şey istemiyorum. E tabi Müslüman adama benziyorsun. Temiz adam. Biz dedim, talebesiyiz de onun için şey yapıyoruz. Direkt bir paramız çıksın yani bir Risale-i Nur söyleyelim ya, genellensin diye. Yani bakın, o adam niye misal verdim bunu? Niye fırıl fırıl dönüyor? Derdi var. O zaman onun için etsane çok önemli. Senin derdin yok ki Risale'ni anlayasın. Hayır. Dert edineceksin. Niye, neyi? Risale'ni dert edinmeyeceksin. Kendini dert edinirsen Risale-i Nur sana derman olur. Kendini merak etmiyorsan, Allame-i Cihan olsan, bak birisi birisini getirmiş cumartesi, yani çok şey yapmış, bana diyor ki abi niye böyle oluyor, getiren diye telefon ettim. Abi diyor şaşırdım ya, adama sordum ki o kadar harika bir ders ki, neydi o dersin adı? Şeytan 99 açık kapıyı göstermez, bir tane kapalı kapıyı gösterir. Dedi, gelene sormuş, nasıl buldun, harika tabii ders. Tamam başver dersi dedi ya, o dedi... halılar dedi, o lambalar,
o şeyler nereden geliyor dedi yani. Geliri nereden? Dedi ki koca 1 saatlik 45 dakikalık derste yani şu şeytan şey bir de şeytandan bahsetmiyoruz şey dene şeytan sistemin adıdır tamam mı? Bu adam anlayabilir mi? Anlayamaz ki. Dedim kardeşim derdi yok ki adamın problemi yok ki. Eğer sen kendini dert edinirsen Risale-i Nur sana derman olur. Sen kendini tanımak diye böyle bir problemin yok. Böyle bir davan yok. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Neciyim? Bu soruları kendine sormayınca Risale-i Nur yese ne olur? Tok adama yemek şey mi olur? Demek ki zan bitti. Zan neymiş? Zıtların cemi veya farklılıkların cemi. Cemil cem, farklılıkların cemi. Zıtların cemini vasata getirirsek, yani bunlar bütün sen vasata getirirsek, demek ki zanın içerisinde vehim var, şüphe var, cehaletimiz var. Bir de sistemimiz var. O sistemi kaynağa götürürsek, kaynak, bu sefer o zan hüsnü zana dönüşür. Bunlardan yapacağımız hataya nispetinde zan suizana dönüşür. Eğer bunları yaptığın halde buna kanaat etmesen, hüsnü zan içerisinde ifrat edersin, o adamı putlaştırırsın veya kendini putlaştırırsın. Put olmasının sebebi insan, firavunlar kendinin ene rabbukumun ala demesinin sebebi kendisine karşı hüsnü zanın ifrat moduna geçmiş. İlahlaşmış. Zanlarını hüsnü zanın ifratına geçtiği için kendisi ilah olmuş. Peki. Vâhir devâhum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha'tu mâsselevâd. İzahat şu kitabın şu sayfasına. Cümle cümle bak. Cümle cümle arkadaşlar. Cümle cümle. Yani bakın bu boyanmış küllattaki kaynak yeri. Şu orta bir mehaz. Oradan alınmış cümle cümle bundan sonraki derslerimizde bu ustad sari ifadelerde zan hakkında neler yaymış. Bazen zanı gitmiş vehimdeki zanı anlatmış. Bazen ustad zanı şüphedeki zanı anlatmış. Bazen zanı delildeki, burhandaki, hüccetteki zanı anlatmış. Bazen zanı cehalette anlatmış. Acayip ya. Çok tuhaf. Mesela bir tanesini söyledim. Adam muvazenesi iyi. Çok acayip. İmam Hatip mezunu, ilahiyat mezunu, profesör. Elinde mizan yok. Asıl mücedidi yok. Risale-i düşmanı oluyor. Görüyor musun? Muvazenesiz ve mizansız olanlar çok aldanır ve aldatır. Ha, bak böyle inşallah ondan sonra böyle. Bir de maddeyle şey yaptım. Oradaki geçin kelimeleri dizdim. Bunu yapacağız. Allah nasip ederse böyle. Şimdi yarın aynı saatte.